Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Reparkit. daha bu Reparkit ne diyeyim ne işimize yarıyor? Hemen ben size açıklayayım. Bildiğiniz üzere zırhlar falan silahları kullanıyoruz. Öldükçe mesela ya da moblar vurdukça bunların durabilitesi azalıyor. Üstüne yazıyor 750 590 diye. Şimdi öldükçe ki kendinizi çok fazla öldürüyorsanız mesela bizim bir izleyici vardı. Benim sürekli repere ihtiyacım oluyor diyor. Sürekli tamir istiyor eşyalar diyordu. Hani sorduk ne yapıyorsun işte Hani neyi yanlış yapıyorsun? Bana işte atıyorum haftada bir RPR istiyor benim eşyalar. Adam her gün istiyormuş. Sorduk falan ben dedi ışınlanmıyorum dedi. Pas ölüyorum dedi. Her gittiğim yerde kendim boğuyorum dedi. E, öldükçe de durability azalıyor. Ekstra oradan bir durability kaybediyor. Yani dayanıklılık. E, böylece repar yaptığında daha yüksek para ödüyor. Daha yüksek repar parası ödüyor. Ve sıkıntıya giriyor. Hatta bazı insanlar şöyle itemleri kırmıyor. Tamam mı? İşte alıyor şöyle yere bırakıyor tamam mı hani kırınca hem para geliyor hem repair kits geliyor Hem de şu scraplardan geliyor scrapların da aynı videosunu yapacağım Neyse işte insanlar bunu yapmıyor sonra repair kits bulmaya çalışıyor Bu repair kitler burada satılıyor repair kits yazalım şöyle bir En yüksek seviyesine bakacağız master var 19 gold adam 300 tane satıyor lan Edric seviyesi de gene burada var standartta 0.95'ler satılıyor Şimdi bu kit dediğimiz bu repair partla yaptırıyor. Mesela örnek vereceğim. Benim bankamdan kullanmadığım name sistemle falan vesaireyle. Şöyle bakın mesela şundan çok atıyor. Şunu kullanacağım. Bunu yeni siten her 4 defa atıyor. O yüzden kırıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 1932. Kıracağınız zaman buna ctrl C sol tıkla hızlıca kılabilirsiniz ama C sol tıkla da size böyle sorar. O işte materyal burada para geliyor normalde genesis materyalinde. 12 lira Repair parts verecek diyor. Tık diyorsun veriyor. Peki bu 2000 olduğunda ne yapacağız? 2000 olduğunda yapacağınız şey şu. Hangi trade skilliniz yüksekse şu 3 4 arkadaştan şu da yoktu galiba. Şu 3 arkadaştan pardon. 3 arkadaş hangisinde trade'iniz yüksekse ona kullanmadığınız krap modlarla gitmeniz gerekiyor. Mesela ben şunları götürüyorum genelde. Niye bunları götürüyorsun dersen de biri çünkü kit veriyor çok kullanılmıyor bunlar. Biri trident Crest çok var. Kullanılıyor da bu. Bir de Belovut gene e, takıya geliyor fakat Etut azaltan bir ürün. Krap mod ürün demişim. Geliyorsun burada abi en aşağılarda olur bak. Armonik'te, Engineering'de, Weeple Smith'te hepsini gösterdim. Geldiği zaman bak burada repair kitler çıktı. Ne oluyor? Level'ına göre bak şey oluyor. İşte bunu niye yapacağız? Üstümüzden birincisi repar kit her zaman full olmasın diye. 2000'de ya yani 2000 2000'de üstüne repar kit gelmeyecek bir işine yaramayacak. Bunlardan master'ı craftlıyoruz. Niye craftlıyoruz? diğer insanlara satmak için. Genellikle PPG insanlar eşya ile parayla işi olmaz. Çıkar adamı vurur. Işte öldür falan üstündeki durabilirsi gider. E bu adam tamir edecek. Repair partisi yok. Sadece parayla değil. Bak tamir et diyorum mesela göstereyim. Bak şu anda altı repair kit. 30 coin ve 37 repair parts kullanıyor. Bu da aynı şekilde. Ama sen git de repair kiti mesela buraya atacağım şimdi. Nerede lan bu repair kit? Bir saniye. Heh. Şu an bastığın zaman bak 44 repar kit istiyor. Burası da aynı şekilde repar kit istiyor. Bu repar gelip buradan satılabilirsin. Tabii ki ölü seçeneğin de var depoya koymak yerine. Gelip işte çok satıldığını görmedim. Buyu falan da bakalım. Ben Kleopatra da oynuyorum şu an. 19'da seli var. Buyu da 10 gold'dan mesela. Hani boşta duracağına tamam mı bunlar? Gelip buradan istediğin gibi repar pasları parkite kit'e çevirirsin. Ben çevirdim, depoya atıyorum. Bir gün ne olur ne olmaz diye ya, 60-52 yapmışım. Lazım olur diye. Standart çok kullanılmaz. Bu başta üstümde olmasın diye çevirmiştir Ta Söbür'ün ilk zamanları. E şimdi artık Master Repair Kit yapıyorum. Atıyorum depoya. Para sıkıştığım zaman satarım. Olmadan hani bir süre sonra ben de PP'ye döneceğim, PB'ye döneceğim. Orada kullanırım diyorum. Hani fazla Repair kitlerinizi bunu yapabilirsiniz. Kırdığınız itemden Genellikle yani belli başlı geliyor. Bir tanesi örnek olsun diye şişat satın aldım. Böyle bir garipliği var abi. Adam bunu 4 koltuk koymuş mesela. Biz kıracağız şimdi 3 koltuk. Adam zaten listeli bir fiyatı 0 falan verdi. 0 onu verdi. Kırsa daha çok para alıyordu. Mesela kırdığınız zaman 6 repair part 3 de gold atıyor. Bak geldi 70 oldu. Böyle böyle eğer ki çok item kırıyorsanız benim genellikle 2000 oluyor şehre geçtiğimde craft alabiliyorum. Bunları gidip repair kit yapıp satarsınız. Hem de üstünüzde durmamış olur. İleride de kullanırsınız. 10 level falan o adam oluyor soru soruyor çünkü diyor ki işte 10 level'ım um diyor eşyalarımı tamir edeceğim diyor tamir etme şeyim yok diyor tüm eşyaları yere attım diyor aynı zamanda Weeple Smith'te de repar yazdığın zaman burada çıkar tabii ki bunların hepsi ayrı level istiyor ve şöyle diyeyim master repar 300 repar kit ister bu arada en alt seviyesi 40 100 150 olarak gidiyor aynı şey. de var. Çok böyle krap puanı vermez onu söyleyeyim. Sadece buradan işte birazcık maddi olarak e, şey yapabilirsiniz. Biraz da işte üstünde durmasın. Bunları dönüştürün falan diye. Çünkü baksana 15. cindirik veriyor. Gidip en dandik bobu bile kraflasam şu an. 204 cindirik veriyor. Yani 2 cindirik kasarmazsınız. Hiç puan kasamazsınız trade ama. De, maddi olarak bakabilirsiniz. Elinizdeki bir parkistleri paraya dönüştürürsünüz. E bir diğer yanda kendiniz kullanırsınız. İleriye yatın. Benimle park isteri anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.